Merhaba. İyiyim, teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz efendim. Çok şık gördük, uyumlu gördük efendim sizi. Biz hep böyle uyumlu çıkmaya çalışıyoruz. Aslında benim bugün doğum günüm. Evet. Murat dedi ki ne yapalım ne yapalım dedi. Murat'ın bu ara işleri çok yoğun olduğu için tiyatroyla ilgili. İstanbul dışına çıkamadık. Dedik bir nişantaşı yapalım. Bir yemek yiyelim. Sonra siz çıktınız karşımıza. İyi ki senelerdi. İyi ki doğdunuz diyelim o zaman. Teşekkürler. Sağ olun. Geçmişten bugüne kadar hani gençlik çağınızdan beri podyumlardasınız, işte evet. Televizyon dünyasındasınız ama bir evlilik süreciniz olmuş. Bir kısaca Burçin Hanım da televizyoncu galiba, spiker. Burçin Hanım tam onu full time yapmıyor ama yapıyor da yani işe bağlı olarak hani uygun bize de uygunluğunda yapıyor. Biz memnunuz, 5,5 sene oldu birlikte. İşte zaten benim her yere birlikte gidiyoruz, tiyatro oyunlarıma, turneye. Benim çok güzel asistanlığımı da yapıyor, destekliyor, yardımcı oluyor. Şimdi işte yeni oyunumuz var, Gözyaşı Sarayı Kösem diye ÇTT'de, Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nda. Turnelerimiz falan var. 12'sinde işte yine bir oyunumuz var. O arada boşluk bulduk, çıktık Nişantaşı'na. Biz zaten fırsat buldukça haftanın böyle boş günlerinde Nişantaşı, Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar hep gezeriz. Hem yürüyüş olsun spor anlamında, hani formumuzu da koruyalım diye, sporumuzu da yapalım. Hem yürüyoruz, hem oturuyoruz, bir kahve içiyoruz. Değişik yerlere gidiyoruz. Mutlu bir çiftiz yani. 5,5 yıl nasıl oldu. Geçti efendim 5,5 yıl? Vallahi 5,5 yıl iyi, güzel geçti. Hızlı geçti, biz de anlamadık ama... Anlamadık. Yani için... düğün gibi aslında. Evet. Biz arkadaş gibiyiz. Şöyle söyleyeyim, pandemi döneminde oturup 2 kişi okey oynadık. Evet, yani öyle söyleyeyim. Çok güzel vakit geçirdik. Oldu ya, 2 kişi okey'e oynadık yani. O kadar güzel, güzel vakit geçiriyoruz birlikte. Evde de öyle çok. Tanışmanın bir hikayesi var mı? Tanışmanın hikayesi var. Şöyle biz bir tanıştık. Birbirimizi beğeniyorduk zaten. Görüşüyorduk şeyde, Facebook'ta. Ama ilk tanışmamızdan sonra bir sene sonra çıkmaya başladık. Bir sene görüşmedik. Kahve içtik. Ben bir sene Murat'ı hiç aramadım. Bir sene sonrasında tekrar bir araya geldik. Yani kadere çok inanan bir insan. Bu kadar bizi tekrar buluşturdu. Sonra 2-3 ay sonra Murat bana evlenme teklif etti. Bir sene içerisinde işte nişan, söz, Türk ve örf adetlerine göre gelip istediler beni. Kahvesini, tuzunu, biberini, tuzuyu, her şeyi karıştırdım. Ondan sonra evlendim. Tuzlu kahve içtik. Neler yapıyorsunuz? Televizyon dünyasında mısınız? Ben şu anda bir ara verdim. Normalde ben kendi beslenme uzmanıyım. Doktorumu yaptım kaç yıl önce. Kendi işlerimi de yapıyorum bu arada. Arada kendime göre bir iş olursa yapıyorum. İstediğim bir iş olursa yapıyorum. Olmazsa televizyon camiası ile ilgili yapmıyorum. Eski radyocuyum zaten. Çocukluğumdan yetiştim. Çılgın Kız Burçin vardı. Ben dinlerdim. Bilmiyorum sizin zamanınızda. Ben çocuk ünlüyüm de. Aslında. Çok ünlüydüm. Evet, Çılgın Kız Burçin diye TRT Çocuk Korosu'nda çok konuşan yetiştim. Bir radyocuydu. Evet. Siz orada dinliyor musunuz? Dinliyorum. Murat ben dinlermiş. Nereden bileyim. Hatta derdim çok konuşuyor arabayla giderken. Sürekli radyo açıp ama ben o zamanlar daha ilkokula falan gidiyorum. Ne kadar çok konuşuyor bu kız falan yani. Derdim. İşte o benim eşim oldu sonra. Yıllar sonra. Burçin Hanım, siz de çok kaliteli bir insansınız ama Murat Bey de çok tecrübeli ve ünlü bir insan. Yani onu evliliğe itmek nasıl kolay oldu mu yani bu kadar popüler bir insan? Herkes bunu merak ediyor ama tam tersi oldu. Anda, Murat Bey'in evliliği ikna etmeye çalıştım. Gerçekten öyle oldu. Şimdi Murat 52 yaşında bir evlilik yaptı. Daha öncesinde hiç evlilik düşünmemiş. Kısmet. Ya kadere ben çok inanan bir insanım. Biz birbirimizi ilk gördüğümüzde gerçekten birbirimizin kaderi olduğunu anlamıştık. Yani evleneceğimiz insan diye ikimize düşündük o anda. Yani söyledik sonra dedik. Ben de çünkü hiç evlenmeyi düşünmüyordum açıkçası. Şu anda da evlenilmez diyorlar yani kime sorsak. Biz tavsiye ediyoruz. Ben vallahi. Çok biz tavsiye ediyoruz. Yani bizim tiyatroda da önce olduk mesela. Bizden sonra iki çift oyuncumuz evlendi. Evet. Üç hatta sonrasında üçledik yani. Evet. Yani biz tavsiye ediyoruz bilmiyorum bekarlara. Hani iyi bir eş olursa tabii anlayışlı, güzel, iyi anlaşan. Ya yalnız bir hayat sıkıcı yani kolay değil ama iyi bir eş anlaştığın biri olursa işte bak ne güzel günümüzü güzel geçiriyoruz. İşimize beraber gidiyoruz. Yardımlarımızı beraber yapıyoruz. Kedilere bakıyoruz sokak kedilerine. Bir sürü şeyler yapıyoruz birlikte. Murat Bey, üç kız kardeşe döneceğim. Orada bir doktor karakterini canlandırdım. Evet. Bitti herhalde. Oradan ayrıldım. Daha iyi projeler olsun diye. Daha böyle... ben aktif oynamak istiyorum. Orada biraz aralıklı roller vardı. Yani iki hafta gitmiyorsun, bir hafta gidiyorsun falan. Ayvalık'a gidip geliyorduk sürekli.
Doktor Metin karakteri önemliydi ama daha böyle aktif olacağım bir şey istiyorum. Çünkü tiyatroda çok yoğun oynadığım için. Geçmişte de bir sürü dizileriniz çok var. Çok var. Çiçek Taksi var başka. Oo, Çiçek Taksi'yi nereden biliyorsun? Çok eski o. Google'dan baktım. Evet, Çiçek Taksi var, Kurtlar Vadisi var. Ondan sonra 55 Gündeş'te Sen Allah'ın Bir Lütfusun var. Gül ve Diken, Yalancılar ve Mumları, Barış'ta Savaşanlar. Yani İlk çok Aşk var. Ben dizilerimi açıkçası çoğunu saysam hani hatırlamam öyle o kadar çok. Nasıl efendim, yani siz geçmişi de gördünüz, şu anda yeni oyuncular da var. Hani mesela siz set ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz yani? Şöyle eskiden eski yönetmenler biraz daha böyle babacan isimli kişilerdi. Saygınlık çok fazlaydı onların yanında, hani biraz daha böyle saygılı dururduk, dikkat ederdik. Şimdi o yok. Şimdiki yönetmenler hani oyuncular sanki daha çok saygı görüyor gibi başroller. Hani yönetmen bile onun yanına giderken hani daha dikkatli gidiyor falan. Eskiden biz Osman Sedenler, Kaya Erezler, Halit Refi'yle falan çalıştım ben. Yani o kadar eski değilim ama onların son dönemine denk geldim. Vallahi biz öyle destursuz gidemezdik yanlarına, öyleydi yani. Çok saygın bir yönetmenler. Şimdi sette başrol oyuncuları, yani diziyi sürükleyenlerin çok böyle ağırlığı var. Bütün onlara, ilgi onlara gibi görünüyor yani. Yeni oyuncularla aranızdasınız mesela, sizi tanıyorlardı. Onların çocukluklarında siz vardınız. Var, bazıları geliyor zaten, ben diyor senin çocuğunu oynadım abi, hatırlıyor musun falan. Nereden hatırlayacaksın? Öyle şeyler çok oluyor. Yani böyle nasıl yani, sizden bir şeyler kapmaya çalışıyorlar mı? Vallahi şöyle söyleyeyim, şimdi tabii bizim duruşumuz, ben Fatma Girik'te dizi çekerken orada mesela Fatma Girik'ten bile birçok örnek alıp öğrenmiştim. Yani büyüklerden o saygısı, ilgisi, erken gelmesi, beklemesi falan, şaşırmıştım yani o zaman. O bende hep var. Yani işe saygı var, zamanda gitme, bekletmeme, her şeyi çalışma . Gençler bunu bizde görüyorlar. Çoğunda yok. Şaşırıyorlar biraz yani. Soracağım efendim, mesela yani siz saçlarınızı hiç mesela boyamamışsınız. Hiç böyle olduğu gibi yaşlanmıyor. Böyle işte, evet. Yani normal yaşlanalım, yaş alalım diye düşündük. Yaşlanma değil de yaş almak. Yaşlanmıyor Murat. Murat yaşlanmıyor. Yani, tabii yaşlanıyoruz ama ben sporumu yapıyorum işte elimden geldiğince. Şimdi yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Evde yoga yapıyorum. Profesyonel şekilde yani. Hani, yoga derken bayağı karga duruşları, bilmem ne, amuda kalk, hepsini yapıyorum. Yani. Şimdi o da tartışılıyor. Estetik konusu, bir de normal yaş almak, olduğu gibi bırakmak kendilerine. Siz onu yapmışsınız ama bazıları da estetik yapıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Yani ben bu kaz ayaklarıydı, kırışıklıklardı, erkekte de kadında da doğal olmasından yanayım. Yani doğal olsun. Oyuncuda özellikle. Evet. Şimdi Nicole Kidman'ın bir dizisi var, Undoing diye, onu izliyorduk beraber. Yaptırmış yüzüne bir şeyler. Evet. Ama başka bir karakter olmuş. Eskiden o mesela doğal haliyle daha çekiciydi, daha iyi oynuyordu mimikleriyle falan. Şimdi başka bir şey olmuş. Yani ben erkekte de yaptıranları biliyorum. Burt Reynolds, Mikro tipleri değişti, Sylvester Stallone. Yani ben erkekte de doğallığı tercih ediyorum. Yani benim o. Kesinlikle. Estetik yapan sanatçılar da var şu an. Son dönem tartışılıyor da. Evet, yani ben doğru bulmuyorum. Yani oyuncu da çok doğru bulmuyorum. Mesela bizden örnek verelim ya. Nur Sürer. Yüzünde bir sürü kırışıklık var ama yaşının verdiği rolü çok güzel oynuyor. Çok güzel. Yaptırsa yaptıramaz mı? Ama kırışıklığıyla daha bir karakter oynuyor. Yani ben daha öyle beğeniyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben eşime yakıştırıyorum kaz ayaklarını. Çok da güzel duruyor. Asla yüzünde robot gibi bir görüntü olmasını istemiyorum. Zaten tiyatro yapıyor 10 yıldır. Aynen. Tiyatroda o şekilde sahneye çıktığı zaman mimiklerinin kaybolmasını istemem. Sonuçta bir karakter var. Ben botoks dahi yaptırmıyorum. Hiçbir şey. Biz yüzümüze sadece bir nemlendirici sürüyoruz. Ben daha önceden botoks yaptırdım, denedim ama mimiklerim çok kayboldu. Ondan sonrasında bir daha denemedim açıkçası. Bir de biz beslenmeye de çok önem veriyoruz. Yani günde iki öğün, aralıklı oruçlu, güzel besleniyoruz. Yani. Bir de ben yaşça zaten çok botoksa uygun biri değilim aslında ama işte bir şeyleri deneyelim diye merakımızdan böyle bir ara gitmiştik, öyle bir denemiştim açıkçası. En güzeli, içten güzel besleneceksiniz, kendinize iyi bakacaksınız, doğa, açık hava. Bir de pozitif olmak lazım. Evet. Sen de öylesin abi. Teşekkür ederim. Sen de öylesin, etkiliyorsunuz. Gülüyoruz. Hep gül böyle. Yani. Sizi daha bir güldürecek bir haber gelir mi? Yani bir aşkın meyvesi olur mu? Yani onunla ilgili bir düşük oldu, bir sıkıntı oldu. Ona üzüldük bayağı. Şimdi hani şu anda düşünmüyoruz öyle. Sıkıntı yaşadık, o yüzden de düşünmüyoruz. Yok. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun.
Giyimi genelde siz giydiriyorsunuz galiba Murat Bey. Gayet şık. Ya giyim konusunda tamamen eşit. Yani. Ben ona sormadan çıkıyorum. Yok, biz uyduramıyoruz kardeşim, olmuyor. Biz mutluyuz giyinmekten, ben kendi giyimlerimden. Destek olmadan olmuyor yani.